Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşmeler ne kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunuza sunuşturuyoruz. Kıymetli dostlar, ekranımız bolsun. Uygurlar Türk dünyası atı spor tenterbiye faaliyetine iştirak kıldı. 20 iyul Türkiye'nin Bursa nahisinde başlanan 3. katımlık atı spor tenterbiyesi faaliyetine Uygurlar mı teklif bilen katlaştı. Faaliyetke Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği vakaleten Şarkı Türkistan Nuzgum Kültür ve Aile Cemiyeti Reisi Münevver Öz Uygur Hanım'ın yetekçiliği de 8 kişi katlaştı. Faaliyet 20 iyul saat 7'de başlandı. Başlanış marasımında Bursa Nahiye Hakimi'ye Şarkı Türkistan bayrağı çüşürülgen şarpı hediye kılındı. Hem de faaliyetki katlaşkan kıyırındaşırımız, Ayıldızlık kök bayrağını ilgiz götürüp faaliyetki katlaşkan kişilerge Şarkı Türkistan'ı tunuşturdu. Faaliyetinin ikinci günü bugün Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği vakaleten faaliyetki katlaşkan heyet, maksus Türk medeniyetini tunuşturuş için uğrulaştırılan Han Kâpileri işçideki çoğun bir kâpige uğrulaştı. Kâpinin aldığa ve işik üstüge Şarkı Türkistan bayrağını astı. Kâpi işçige Uygurlarının kiyim keçek, yemek içmek, öy bisat medeniyetini eks ettirdiğen herhal erençe ve ayalçı kiyim, nefis işlengen gelem, ediyal, hurcunlar esildi. Doppa ve herhal nefis nekişlengen dastıxan katarlık buyumlar, şunaklı sanzı katarlık milli yemeklerimiz tizilip Uygur medeniyetini tunuşturuşku başıldı. Avrupa Birliği Xitayını agahlandırdı. Avrupa Xitay İnsan Hakları Diyalogu yığılışıda Şarkı Türkistan'daki siyasi terbiye merkezlerinin endişe menbesi ikkerliği otturgu koyuldu. Xitay bilen elip verilgan 36. katımlık İnsan Hakları Diyalogu yığılışıda bu mesele kayıtı gün tertipki geldi. Avrupa Xitay İnsan Hakları Söhbütü'nün 36. katımlığı Beijing'de elip verildi. Yığınğı münasifetlik Avrupa'nın resmi torbetinden belirlegen çüyendirişki karganda İki günlük programda Xitay'daki insan hakları, iş hayatı, meyipler ve ayollar haklarına münasebetlik temalar münazır kılındı. Avrupa heyeti insan hakları koguduğuçileri, dini itikadları sebebilen zulüm tartıkan kişiler ve fikir erkinliği ya ki asasi insan haklarına hılap halda türmüge solanan Tibetler ve Uygurlarının erkin kuyup birleşin talep kıldı. Heyet insan haklarının üniversallıkına bölünmezlikine, İnsan haklarına bağlanış, siyasi ve amevi haklarına tam ehemmiyet veriş ihtiyacına dikkat tarttı. Avrupa heyeti yana ceza lagerdeki kişilerinin ular tanlanan bir advokat tarafından vakaletçilik kılalışığı ruhsat kılınışı, aile azaları bilen görüşüşü, ihtiyaç bulganda muvafık davalaş yardımına erişişi, iskence ve nacar muameleye münasebetlik işlerinin derhal sürüştürülüşüge ruhsat kılışını talep kıldı. Programda oturgu koyulgan başka temalar arasında ölüm cezası ve yüşürün közdüş, fikir ve uyuşma kuruş erkinliği gibi olan çekilmeler ve Xitay'nın çetel ammevi teşkilat faaliyetlerine başkuruş kanununun icra kılınışına alakadar meseleler mi tilgi edildi. Amerika Prezidenti Donald Trump 500 milyar dolarlık Xitay mahsulatına baş kuruşu tayarlık kılıp koyulduğunu bildirdi. Erkin Asya Radyosu'nun haberde bildirilmişçe Amerika Prezidenti Donald Trump cuma günü Xitay'ını agahlandırıp onun 500 milyar dolarlık eksport mahsulatına tamojnu beji koyuşu tayarlı kılıp koyuqalıqını bildirdi. Közetküçlerinin bildirişçe bu Xitay'nın Amerika'yı eksport kılgan bütün mahsulatlarına baj koyulduğalıqıdın direk berdiken. Xitay'nın 2017 yılı Amerika'yı çıkarğan umumi eksport mahsulatı 505 milyar dolarına yetip bargan bulup, Amerika'nın kızıl rakimi 374 milyar dolarına yetken idi. Prezident Trump cuma günü Amerika CNBC televiziya kanalının ziyaretini kabul kılganda Xitay bilen bolgan soğudu kızıl rakımı hakkında toxtulup, biz nahayeti zor miktarda baj koyumuz. Men 500 milyar dolarga tayarlık kılıp koydum degen. Amerika 6 iyul Xitay'nın 34 milyar dolarlık mahsulatıga tamojnu beji koyuşunu başlagan. Prezident Trump 5 iyul kılgan sözde de eğer Xitay 3 eliş tedbiri kullansa, tamojnu bejini 500 milyar dolarga çıkırdığalıqını bildirgen idi. Prezident Trump CNBC muhbirinin eğer bunçilik köp malığı baş koysa, Amerika payçek pazarı çüşüp gitişi mümkünlükü hakkadaki sualıga, eğer çüşüp gitsek çüşüp gitsin, ben bunu siyaset üçün kılmayvatı men digen. Prezident Trump Xitay'nın Suudi'de adaletsiz rekabet muhiti yaratıp, Amerika karxanalarını texniki ötünüp berişke mecburlap, Amerika'nı zor ziyanga uçurtup gelgelikini bildirip geldi.
Amerika Xitay bilan hozirga qadar 3 qitim savdo suhbati o'tkazgan bo'lsa-mu, lekin hech qanday natijaga erishilmadi. Oqsaroyning iqtisodiy maslahatchisi Larry Kudlow tunugun ikki tarafning kelishim hosil qilishiga Xitay davlat raisi Xi Jinpingning to'sqinlik qilganligini bildirgan edi. Yaponiya davlat televiziyasida Sharq Turkiston masalasi kun tartibga keldi. 19 iyul Yaponiya markaziy televiziya stansiyasi bo'lgan NHK kanalida Yaponiya vaqti soat 22 da Sharq Turkistonning hozirgi ahvoli, Urumchi qatliamidan boshlangan bosturish siyosatlarining bugungi kunda qaysi darajaga kelganligi, Xitoyning hatto Xitoy komandalari uchun shon-sharaf keltirayotgan danliq futbolchi Irfonjon Hezimnimi sababsizlik jazo lageriga qamalganligi va jazo lagerlarining umumiy ahvoli. Shunaqa chat allarda Sharq Turkiston da'vosining bugungi ahvoli qatorliq masalalarini tafsili kun tartibga elib keldi. Programma 35 minut atrofida davom qilgan bo'lib, programmaga uzundan buyon Sharq Turkiston va Uyg'ur masalasiga yaqindan ko'ngil bo'lib kelayotgan Mezutani Naoko xonim taklif qilingan bo'lib, Mezutani xonim Xitoy rejimining vatanimizda qandoq vahshiy siyosat elib berayotganligini atrofliq tushuntirdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmat tashkilotlariga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.